it. Eller, hep beraber şırıp 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 şırıp. Aldanma, dikkat et. Of 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 yaşa. Hop 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 ha ha ha. Dereguçlu köyü ve Çanakçı Deresi'nin üstünde. Ben bu köyde doğdum. Bu köyde yetiştim. Ve yakın zamana kadar da köyümdeydim. Ve ondan sonra indik, çarşıda indik, sağa sola indik, gezdik. Daha köye de gelmez olduk. Hani kemençeyi de ben bu köyde öğrendim. Şu köyümde öğrendim. Kemençe çalmayı aşağı yukarı şöyle bir şey söyleyeyim ki, herhalde 7-8 yaşlarında ufak ufak başlamıştım. Yeni yeni. Daha işte elimize olur olmaz kemençeleri alıyorduk koya. Kemençe gibi değil de. Olsun yani. Çalıyormuş densin. O şekilde bir kemençeleri alıyorduk elimize. Ondan sonra ben 12-13 yaşında düğün yaptım. 12-13 yaşında düğün yaptım. Fevkalade rahat düğüne gittim. Benim adım Küçük Kemençeciydi çok yerde. Ben eskiden hocalarımın peşinde çok dolaştım. Durgaya İpşir, Kodalak derler, Kodalak Karaman. Onun peşinde de çok dolaştım. Çok gezdim. Çok düğünlere gittim. Yar koynumda memenin emdilim bir adam besler. Kız annen gelsin seni, kız nenen gelsin seni. Kapınıza kısıyım, gibi kurusun gibi. Ben teşekkür ederim de masamız kaymak gibi. Masamız kaymak gibiyim, masamız kaymak gibi. Ben teşekkür mü dediğim de masamız kaymak gibi. Masamız kaymak gibiyim, zannen gitsin seni. Hop hop! Şav şav, şav şav, güzel şav. Karşıya aşına liman geliyor duman. Kız babanın evinde ne duramazsın ihtimal. Duramazsın ihtimal, kız annen gelsin sen. Kız babanın evinde ne duramazsın ihtimal. Duramazsın ihtimal, kız annen gelsin sen. Ana ana! Thank you.
Efah, yeğlenin düzlerinde mine oynadık mille. Kalktık çıktık buraya, benim hocamla bilece, benim hocamla. Irmağın kenarında benim bağlı pirli liderliğim arkadaşlar. Elinde kemençen çıkıyorsun bir dağın başına. Bir muhabbet oturuyorum, bir sohbete oturuyorum. Bakıyorsun ki vakit nasıl gelmiş, nasıl geçmiş. Haberin bile olmuyor. Beyler hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Sağ olun, nasılsınız? Merhaba abi. Merhaba. Buyurun. Nasılsın abi? İyidir, siz nasılsınız? İyi abi, seni arıyorum işte. Sağ olun, sağ olun, tamam. Sayından üst bakalım da biz de gidelim biraz. Bekleyenler var. Evet, evet, evet. Bekleyenler var. Güzel. Gidelim mi? Gidelim hocam. Haydi buyurun. Gidiyoruz. Yolumuza devam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin Kağıt abi. Sağ olun, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Kestiler yolumuzun acan ne yapacak, lan acan ne yapacak. Kestiler yolumuzun acan ne yapacak, lan acan ne yapacak, lan acan ne yapacak. Yani yolladım yollarda gözlerini doladına, yani yolladım yollarda gözlerini doladına. Çok yalardım Allah'a da gülümle görüyor. Allah'ıma yanladım gülümle görüyor. Ağacın tepesinde karnası geliyordu. Hıslandım yetiği ne de sürdüğüne gülüyordu. Alacağım ya seni de sana habusuz. Gel oğlum! Hop 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 ha 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 ha. Göz vermesinler.
yolladım gözleri dolladıla. Yarın yolladım yolladım gözleri dolladıla. Çok yalvardım Allah'a da yürüme yürüye olay yarime yürüye. Sevgili Katip Serdar aramızda. Onu terletmeden bırakmayacağız. Bu akşam ve yarın bizimle beraber güzel bir alkış rica edeceğim. Canı gönülden kuvvetli olsun. Karadeniz sahilinde kemençesiz düğün olmaz. Karadeniz sahili kemençiye gönül vermiştir ve kemençiyle büyümüştür ve kemençilenik yatıp kalkmıştır. Diyeceğim kemençe Karadeniz'de düğününde, bayramında, eğlencesinde, her şeyinde sevilir, tutulur. Şimdi şuradan başlıyorduk biz buradan görülen. Çalmıyor, çağırmıyor. Ta Kadırgı'ya kadar. İki günlük yola. En az iki günlük yola gidiyorduk. Yolda düşün yapıyorduk. Düşün demek hani yolda istirahat yapıyorduk. Sabahtan kalkıyorduk. Tekrar yola dönüyorduk. Varacak olduğumuz yere vardık mı bir akşamda burada kalıyorduk. Sabahlıyorduk. Ondan sonra bir daha başlıyorduk. Kadırga'ya. 3 saat, 4 saat yola yürüyorduk. Bazen horon oyunu gene gidiyorlardı arkadaşlar. 8 saat. 8 saat oynanı gene gidiyorduk. Bir de vardığımız yerde, pazarda bir horon kuruluyordu. Horon daha bırakılmıyordu. 3 saat, 4 saat horon çaldığımı biliyorum ben. 4 saat pazarda horon çaldığımı biliyorum. 8 saatte yolda çaldığımı biliyorum. 8 saat. Kemençe benim bağlılığım haddinden fazlaydı. Çünkü kemençe sesi gibi tatlı bir ses hiçbir enstrümanda yok. Farklı çalıyordum. Farklı çaldığım için ve hocalarım da beni işte onun için seviyordu. Müzik yapması biraz zordur. Yapayım diye uğraşırsan zordur yani. Bunu kolayca yapılmıyor bu müzikler. Mesela Ayşem müziğini yaparken ben 3-4 ay uğraştım. Tek o müziğin üzerine 3-4 ay uğraştım. Geçen seneki okumuş oldu. İliş Bey'in Ayşem'e. Burada İliş Bey'in Ayşem'e diyor. Ne? Yani katibe şimdi katibe biz dersek ki katip şahidi sen bu türküyü kim için okudun? Vardır içinde bir şey. Vardır ama. Katip burada. Vardır ama bu doğrusunu. Sen yüzüne karşı söyleyin. Şey. İçinde bir şey durmadan bir sanatçı bir şey yapamaz kardeş. Öyle uydurma şey. Ya duygu olmadan uydurma. Olur mu ya? Duygu olacak tabii ya.
Eğer içinde duygu varsa, aşk varsa bu 50 yaratırsın. Sene, 50 sene, 60 sene gider, 100 sene gider. Niye ölmüyor küçüğün şeyleri? Olayın aslını almış. Katip abinin son yıllarda yapmış olduğu, dinlemişsiniz, kasetinde var. İlişmeyin Ayşeme diye bir parçası var. Çıktı bir arkadaşımız söz yazarı, ayrıldığın görevden neden Ayşem, neden yap? Parçanın müziği Katip Şadir'indir, hem de birebir. Hiç eksiksiz, bütün notaları tam. İşte burada Mesam'ın bence ayrıldım sanatçıyı koruma adına bunlara kesinlikle sahip çıkması gerekiyor. Dolayısıyla o zaman kimse kimsenin hakkını yiyemeyecektir ve sanatçı bu işten para kazanacaktır. Sonra ben çok sanatçılara söylemiştirim. Arkadaş, hepiniz kaset yapıyorsunuz. Fakat benim çaldığım müziklerden, yaptığım müziklerden biraz da bana bırakın. Karadeniz'de, özellikle bizim bölgemizde horon havaları denince Katip Şahin'den başka bir şey düşünemeyiz. Aklımıza ilk gelen isimdir. En iyi şekilde bizi oynatan, neşelendiren ve düğünlerimizi yapan, kemençesiyle bir bütün olan sanatçıdır kendisi. O hiçbir şeyi ezberleyip okumaz. Onun her şey beynindedir. Olduğu ana göre çalar söyler, gördüğünü okur. Kemençe deyince bizde ilk akla gelen kodalak tabir ettiğimiz ve onun peşindeki versiyon Picoğlu Osman, onun peşindeki Kemal, Durkaya tabir ettiğimiz Kemal İpşiroğlu, onun peşinde halen bu işi en iyi icra eden kişi de Katip Şadi. Oturalım yan yana teneffüra bilgiler. Sana demedim mi ben de bile duralım bilgiler. Hükümet askerini alıyor kına kına. Baba annemlerinden de koca dümdüre. Sistan'dan pazarlık bir yanında konaklar. Naz dile sarıyor da bugün dalı yanaklar. Naz dile sarıyor da bugün dalı yanaklar. Kınarlı yanaklıyım da sandıklara saklıyım. Annen gülüyor annen de kısa minnaklıyım. Kısa minnaklıyım. Bahçeci, bahçeci, bahçem pezik değil mi? Geç yaştan ünlü gününden bana yazık değil mi? Bana yazık değil mi? Kınarlı yanaklıyım, sandıklara saklıyım. Yavrum annen biliyor da ben sana minnaklıyım. Annen biliyor, annen de ben sana minnaklıyım. Ben sana dağlarda bizim senelerimiz, senelerimiz geldi geçti. Ne diyeyim ki? Bizim şeyimiz, kaderimiz öyleymiş. Ondan sonra bunu biz meslek edindik. Çok da peşimizden arkadaşlarımız bize yamak oldular, gezdiler, bizimle gezdiler. Asar bülkelerini de ne dumanlı dumanlı ne dumanlı dumanlı. Asar bülkelerini ne dumanlı dumanlı ne dumanlı dumanlı. Ey benim nazlı yarim annesinden imanlı. Ey benim nazlı yarim annesinden imanlı da annesinden. Hoppa! Thank you.
canım mı ki yankadan? O sandım baka, baka o sandım baka. Güzel tesbihçe diyor ey gidi ziya. Aga güzel tesbihçe diyor ey gidi ziya. Aga da ey gidi ziya. Ve şu İbrahim'i de ben severek biraz şey ettim, peşime taktım severek. Onda da baktım kemençeyi öğrenecek şey vardı. 1965-66 yıllarımda Katip Şadi Hoca'nın yeni plak yaptığı dönemlerdi. Katip Şadi hayranıydım o zaman. Daha ilkokul 4. sınıftaydım. Ve ikinci planı yapmıştı Katip Hoca. Köyümüzde de rahmetli olduğu Niyazi Alaca isminde bir kemençe yapan usta vardı. Ona bir tane kemençe yaptırdım. Katip Şadi Hoca hangi düğüne gitse boş zamanlarımda onun peşinden koşuyordum. Düğünlerde, muhabbetlerde koşuyordum. Daha sonra Katip abiye dedim, hocam benim eksiklerim var. Bunu bana öğret. Daha doğrusu yeni öğreniyordum. Tam olarak çalamıyordum. Bir fiil 6 sene her akşam beraber çalıştık. Katip Hoca ile beraber. Allah razı olsun. Tüm eksiklerimi bana öğretti. Beni bu duruma getirdi. Günümüz geliyor Sis Dağları'nda. Günümüz geliyor Kadırga'da. Gün geliyor Gazık Beli'nde. Zaman oluyor Görüle'de, zaman oluyor İstanbul'da. Bir dadandık İstanbul'a. İstanbul bizi bırakmadı, biz İstanbul'u bırakamadık. Yine de hala devam ediyor. Eski adı yok o.
Adam sana işte falan müziği çal diyor. Çalıyorsun. Kimisinin hoşuna gidiyor, kimisinin gitmiyor. Nelerle karşılaşıyoruz biz, nelerle. Adam İstanbul'a varmışsın bir hasret gidermek için. Senden ayrılası gelmiyor. Aşağı yukarı 63 senedir şu mesleğin peşindeyiz. 63 sene. Amca ne haber? İyidir. Hoş geldin. Sağ ol. Nasılsın, iyi hissin? İyidir. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Buyur. Haydi olsun. Alayım güvencenizi. Tamam. Otçu göçü şenliği gayet güzel olacak inşallah. İnşallah. İnşallah güzel olacak. Nereye geleyim? O tarafa mı yürüyeyim? Gel bakalım, gel. Sağ olun. Gördük, sağ olun. Abi hoş geldin. Sağ ol. İyidir, siz nasılsınız? Kim tamanca atayunam bize yar gamanın gamanında oldun boyun şişene oldun boyun şişene yar gamanın gamanında oldun boyun şişene ah benim sen bizeyim bilat durallı billa kızarmış yanaklarından böyle sarıyor. Saçlarını ayırdı çillesini nasıl sardın başına da elin nafilesini elin nafile nasıl sardın başına da elin nafilesini elin nafile Bursa Keles Koca Yayla'da geleneksel otçu göçü yayla şenliğimiz için bulunuyoruz. Otçu göçü yayla şenliği atalarımızın Türkmen çepli boyunun Orta Asya'dan Giresun'a getirdiği bir gelenek. Denizde alabalık bizim duvalamayı denizde alabalık bizim duvalamayı. Yeni denim güzelim, yeni yeni sevdalı, yeni yeni sevdalı, yeni denim sevgilim, yeni yeni sevdalı. Yapıştım bileğine, dedi oyna nanana, yapıştım bileğine, dedi oyna nanana. Eski sevdalıklandı, gene ideni, gene gene ideni. Eski sevdalıklandı, gene ideni, gene gene ideni. Türk halk müziğinin Giresun tarafından yetiştirdiği usta bir ses Tuncay Uzun. Büyük Üstad Kadip Şadi hep onu örnek olarak çocukluğumuzdan beri onun güzel kemençesinin tırılarıyla yetiştik. O bizim kemençemizin babası bayrağı diyoruz ve Kadip Baba'yı çok kuvvetli bir alkışlıyoruz.
sakın çevirme arka. Yar sana kendini can, sakın çevirme arka. Ben yeni gidiyorum, sen de gelmişsin parka. Ben yeni gidiyorum, sen de gelmişsin parka. Vazgeçemem yarimden, havaslı yılan aldım. Vazgeçemem yarimden, havaslı yılan aldım. Çanakçı'dan aşağı, el deriye deriye. Sistan'dan aşağı, el deriye deriye. Neyleyim Avrupa'yı, aşığım Türkiye'ye. Kadırga'dan aşağı, el deriye deriye. Neyleyim İstanbul'u, aşığım Yunan'ı'ya. Çıkmayalım dışarı, tutar seni kuzular. Çıkmayalım dışarı, tutar seni kuzular. Oğuzun kuylarına, havasından yolcular. Oğuzun kuylarına, havasından yolcular. Kadırganın üstünde, adıdım lan diyor. Babam Müslüman değil de sanırım amin. Babam değil Müslüman da sanırım amin. Kadırganın üstünde, çıkıp oturacağım. Ha böyle gezden geliyor, kısana sınırcağım. Böylece gezden geliyor, kısana sınırcağım. Olabilir ama sizin de güzel affınıza sığınıyoruz. Hangimiz inek sağarken analarımız özellikle bilir. Katip Dayı'nın türkülerinden, kaydalarından esinlenmedik. Hep şöyle dedi mi ablalarımız, annelerimiz? İşte sizin Katip Şadiniz. Sizin yerinize, arzu edenlerin yerine ben üstadımın elinden öpeceğim, bir damından öpeceğim. Dayı bir şey diyeceğim mi? Ben de sıcağım. İşte bu, işte bu. Of oh, dumanı Rum adamın gözünün kanrasına. Geliyorum arkadaş da dumanın kanrasına, dumanın kanrasına. Of,